hastayım, ölüyorum ben. Neyin var? Canım sağlıkla ilgili işte. Yani şunu demek istiyorum. Hastalığın akut mu, nörolojik mi, gastroenterolojik mi, hematolojik mi, romatolojik mi, kanser mi? Ha kanser! Kanser. Ne kanseri? Prostat. Böylece Aslı, dünya tarihinde prostat kanseri olan ilk kadın unvanını almıştır. Arda, ben ayrılmak istiyorum. Ben kendimi keşfetme dönemindeyim. Aslı neredeyse 30 yaşındasın. Anadolu'da senin yaşındakiler anneanne oluyor. Ben de ilk keşfettim. Saygısızlaşma Arda! Ben düşündüm, taşındım. Son zamanlarda özellikle kızlardan hoşlanmama karar verdim. Nasıl? Öyle yani işte. Nasıl kızlardan mesela? Memeli olanlardan canım yani. Böyle büyük memeli kızlardan değil mi? Hı? Yani bence olabilir, bir sakıncası yok. Hatta böyle beraber yattığımızı ve beraber kaldığımızı düşünürsek hem o memeli açığımız da kapanır. Aşkım, sen böyle güzel planlarla geliyorsun ya. Ben seni daha çok seviyorum. Arda, ben ayrılmak istiyorum. Ne demek o? Ya sen çok sarışınsın ya. Ya bir sarısın. Böyle sarı sarı olur ya insan. Ya bak biz seninle yazlıkta tanıştık falan diye işte deniz tuzu yok, güneş bir şey falan. Abi yok hani kışın diyorum koyulaşır bir şey olur. Sarı pipi gibisin ya. Ay karşımda böyle Filiz Akın gibi oturuyorsun. Sinirlerim bozuluyor benim ya. Aslında ben sarışın değilim. Yani kumralım. Hatta biraz zorlasan esmerim bile. Bak sesin bile abi. Sesine bile tahammül et. Ay sesin bile çok sarışın ya. Sesi sarışın ne demek ya? Arda, sen ayrılmak istiyorsun. İstemiyorum. Helal ya lan. İstiyorsun dostum. Aslı istemiyorum. Olmuyor. Yemedim. Neyse dur bak ben sana ne anlatacağım. Ben şimdi buraya geliyorum ya. Taksinden minibüse bindim. İşte adama böyle 100 lira uzattım. Tamam mı? Bana bozum yok falan çok sıkıcısın dedi. Neyse işte ama benimle birlikte aynı zamanda başka bir kız daha 100 lira uzattı falan. Ona böyle pat diye para üstünü falan geri verdi böyle. Neyse ben böyle bir sinirlendim. Bana vermiyor para üstünü. Ona böyle pat diye geri veriyor falan. Ben böyle dellendim ayrılmak istiyorum sana. Ay ben böyle sinirlendim falan. Bana geldiler o zaman. Sen ne diyorsun deminden beri ya? Aralarda böyle bir ayrılmak istiyorum falan. Ayrılmak mı istiyorsun? Oha Arda. Bayağı iyi ya. Bravo abi çok sağ ol yani. Ne zamandır planlıyordun sen bunu? Keşke benim de haberim olsaydı ya. En azından kendimi hazırlardım yani. Çok sağ ol Arda. Arda, ben artık seninle görüşemem. Niye? Ya sen böyle bir çok güzelsin. Ben seni hak etmiyorum ya. Çok mu güzel? Kıllı mıllı adamım ben ya. Sen güzelsin. Sen farkında bile değilsin. O kadar güzelsin ki. Ya bak şimdi taraflardan biri eğer güzel olacaksa dünyadaki genel beklenti o tarafın kız olması yönünde. Ama bizde öyle mi? Değil. Sen daha güzelsin benden. Ya ben senin yanında mevsimlik pamuk işçisi gibi kalıyorum ya. Aslında ne saçmalıyorsun sen? Bak sen fark etmiyorsun bile ya. Biz el ele falan geziyoruz ya. Etraftaki tepkileri sen bir duysa onları ben duyuyorum. Millet böyle şey falan diyor. Aa! Çocuğun eline bir şey yapışmış. Şuna bak ya. Ay, ne ya falan yapıyorlar benim için ya. Ne kadar küçük bir çocuk bir şey yok. Tamam, el ele gezmeyiz. Ayrılmamız gerek. Niye? Annem bu sene 52 yaşına girdi orada. E'si 51 bitti işte. Ne var ki bunda? Bak sen de şaşırdın. Allah insanın başına hayatta neler gelebiliyor ama atlatacağım tamam. Tamam sen de üzülme daha fazla tamam ben. Biraz yalnız kalmam gerekiyor. Görüşürüz. Bu kadar saçmalamaya gerek var mı? Yok. Şimdiye kadar size bir sürü güzel ayrılık bahanesi sundum. Onlardan bir tanesini en uygun gördüğünüzü şöyle seçip alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz diyorum. Ashabacım videonu çok beğendik. Bunun gibilerini çekmeye devam et diyorsanız beğeni. Sus! Diyorsanız da yine beğeni tıklayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.